Başkan olarak şu an ben konuşacağım. Fatma Hanım çok güzel anlattı. 25 yıldır Uşak Üniversitesi'yim diye. Tabii böyle olunca da Türkiye'deki en eski üniversite yani 60-70 yaşında olduğu için bizler üniversitelerin kurulma aşamasındaki isim değişikliklerini görebiliyoruz. Ben de 1991 yılından beri yani Muğla İşletmeci Yüksekokulu'ndan beri işte yurt dışı, yurt içi, Ege Üniversitesi gidiş geliş ama Muğla'da bulunuyorum. Aslında Muğla'lıyım. Muğla Üniversitesi Muğla'lıymışız hocam. Ben de Muğla'lıyım. Köyceğiz hocam. öyle mi? Evet hocam. Aa, bizim burada şey derler, kimlerdensin diye başlar ve eğer Muğla'da 30 yıllık falansa kesin bir yere akraba çıkarsın. Çünkü küçük bir yer yani. Köyceğiz'de bizim Beyoğlu'nda falan Evet, benim baba tarafının birçoğu orada oturuyor öyle mi? Bak hocam. şimdi Fatma Hanım şey çıkarız bak kesin. Bak sana Evet. Onu şey sonra vardı hocam ben bu. sizi bile Neydi arayayım onun hocam. ismi? Çok sevindim şu an. Köyceğizli Süllü. Süllü ailesi. Sülalesi bizim baba tarafı kesin tanıyordur hocam. Hani babamlar o şeyleri çok bilir. Ben o Evet. de kim Neyse kimlerdendir bu şeyleri çok işlerini bende yok bırakalım. ama biz de eşmediler Yani dedik böyle hocam. oluyor. Şimdi Fatma Hanım da gördü. Afyon değil mi? Afyon'la bağlı ilk önce. Evet. Afyon'un önce nereye bağlıydı onu düşünüyorum yalnız. Afyon Eskişehir'e bağlıydı hocam. Ha, siz o zaman Eskişehir bünyesinde de çalıştınız büyük ihtimal. Tabii. Evet. Değil Evet. mi? Evet. Yani bu Afyon üç Eskişehir'e şey bağlıydı. gördünüz. Eskişehir, Afyon ve sonra Uşak. Aynen aynen hocam. Evet. Yani Bana tercih hakkı sunulmuştu. Afyon'da mı kalmak istersin, Uşak'ta mı diyerekler. Uşak'ta merkezde kalma ihtimalim vardı. Zaten kadrom İDFE'deydi. Afyon'da ilçelere gitme durumum vardı. Çünkü onun kadrosu yerleşmişti. Ben merkezde kalmak istediğim için Uşak'ı tercih ettim. O yüzden bu gözümü süreci açtım ya gördünüz Uşak. yani Devamında Uşak hep. ben Evet. bazen diyorum burada üniversitede rektörler, dekanlar, bölüm başkanları gelip geçiyor. Yani böyle gelirken şeyle geliyor. Böyle güzel böyle şeyle giderken bir gidişli şey oluyor. Allah güzel gidiş nasip etsin bu Evet. görevlerde diyorum ben ya. Evet. Bunu bilemiyor insanlar. Bu yani herkes artık gelebiliyor bir yere ama gidişte arkanızdan güzel bir seda bırakmak Aynen. bilmiyorum. Güzel anılmak lazım. O yüzden Bence o daha iyi bir şey. evet. Nasıl olsa birileri bir boşluğu dolduruyor. Neyse burada bırakıyorum ben şeyi. Şimdi insan rasyonalitesinde iktisatta insan rasyonalitesi ve fizik ve tıpla ilişkisi üzerine konuşacağım. Şimdi iktisat yani şeyden gelen bir kelime Yunanca ev ekonomisi, ekonomiya diye. Biz iktisatla Adam Smith'le tanışmışız. Adam Smith şurada belirteyim. Niye öğrencilerim bana soruyor veya birileri niye hep kiliselerde bu bilim doğuyor diye. Çünkü şu anki batıdaki üniversitelerin nüvesi kiliseler. Ve bunların çoğu da papaz. Mendel, Malthus, Adam Smith. Teoloji okumuş insanlar. Ve Adam Smith'le biz Wealth of Nations'la insanların yani ulusların zenginliğiyle iktisat tanışmış ama o dönem bahsedilen bir devlet müdahalesi karşılığı liberalizmin yani kapitalizmin temelinde bir iktisat politikasından bahsediliyor. Bizim bahsettiğimiz mikro iktisat, insan rasyonalitesi, insan davranışlarının ölçümlenmesi mesela fayda analizi gibi konular bu aşamada pek konuşulmuyor. Makro değişkenlerden bahsediliyor iktisatın ilk zamanlarında. Onun için de insan birey olarak pek göz önünde değil. Toplumsal olarak evet. Biz bunu neoklasiklerle birlikte görüyoruz. Nasıl insanlar davranır? Rasyonel midir? Homo economicus hakikaten gerçek mi? Buralara cevap aranıyor. Fayda ölçümlenebilir, ölçümlenemez. Sorulabilir, kardinal, ordinal. Bunlar konuşuluyor. Ve neoklasik analiz matematiği, fizik bilimini ortaya koyuyor. Daha önce bu yoktu. Biz matematiksel olarak insanların tüketim eğilimini mesela ölçümlüyoruz veya ölçümlediğini düşünüyoruz. Çünkü insanlar bu neoklasikler diyor ki insanlar rasyonel. Kesinlikle mantık çerçevesinde hareket ederler. Bu görüş niye ortaya çıkmış? Çünkü aydınlanma felsefesi kanıta dayalı, deneye dayalı bir bilim yaratmış. Fizik, kimya bunu gösteriyor. Ölçüyorsunuz, biçiyorsunuz, tartıyorsunuz. Ama insan sosyal bir varlık. Bu sosyal varlık aynı şeylere koyulabilir mi?
İşte insan rasyonel olduğu düşüncesi de bu ortaya çıkıyor. Demek ki ölçebiliriz, tahmin edebiliriz insanların davranışlarını. Bu fizik biliminin iktisat bilimi içine bir geçişkenliği sebebi de aydınlanmacı felsefe, çünkü dogmatik düşünceyi kabul etmiyor. Dogmalar işte kutsal kitaplara dayanıyor, işte insanların böyle davranışlarına dayanıyor, işte farazilere dayanıyor. Ama burada kesin, net, ölçülebilir ve öngörülebilir rasyonel bir insandan bahsediyoruz neofizikçilerle. Bu fiziğin bir geçişi. Yani artık insan öngörülebilir, tahmin edilebilir bir toplumsal varlık haline geliyor. Bu ne kadar doğru, bu tartışılır, tartışılacaktır da. Burada ben kendi saatime de bakayım. Bakın şey yapmadan. Bu süreç oldukça ilerliyor ve matematiksel modeller iktisatta oldukça fazla kullanılmaya başladı. Şu an bir de halen iktisatta matematiksel model uygulamayan makaleler ve çalışmalar çok geçerli sayılmıyor. Aslında bir işin, bir konunun felsefesi yoksa, altyapısında bir tarihi altyapı incelenmiyorsa, felsefi altyapı incelenmiyorsa, matematiksel modeller çok da havada kalıyor. Bunu en güzel post otistik iktisat denilen 2000'lerin sonunda ortaya, 2000'lerin başında ortaya çıkan bir görüş ortaya atıyor. Yani bazı modeller var, rakamları çıkartıyorsunuz, ortada bir şey kalmıyor. Benjamin Disraeli'nin çok güzel bir lafı var. İki tür yalan vardır. Birincisi klasik yalan, ikincisi istatistikler der Benjamin Disraeli. Doğru değil mi? Rakamlarla bir laf daha vardır, bir söz daha. Rakamlara yeterince işkence yaparsanız mutlaka size bir şeyler, istediğiniz bir sonucu göstermenizi sağlarsınız der. Böyle. Hele günümüzdeki sofistike şeylerle bunu görebiliyoruz. Kesinlikle dışlamayalım, ama insan davranışları her zaman öngörülebilir değil. İnsan davranışları inceleme yönelik iktisada ikinci müdahale tıptan geliyor. Oysa çok daha yakın bir geçmişte. Bu neuroscience, neuroekonomi, neuropazarlama gibi bilimler, sosyal medya, koku, tat, çeşitli algılarla insanların hem kendi görüşlerini anlamayı, yani göz kırpmalarından davranışı anlamayı, hem de bir şekilde onların manipülasyon, doğru mu bilmiyorum ama tüketim kalıplarını, düşüncelerini değiştirmeyi amaçlıyor. Beyin lobu biliyorsunuz belli noktalarda etkileniyor. Dış etmenler açık, beş duyuyla. Sürekli verilen örnek, alışveriş merkezinde görüyorsunuz, belli kokular duyuyorsunuz. Bu sizi belli ürünleri tüketmeye yönlendiriyor. Sosyal medya üzerinden sürekli bir içerik aradığınızda sürekli önünüze aynı reklamlar çıkıyor. Bu sizin tüketiminizi, kalıplarınız bildiği için size yeni ürünler satmaya çalışıyor. Yapay zeka bazı durumlarda net bir şekilde sizi öngörüyor. Bunun siyaset bilimine yansıması ne oldu? İşte Cambridge Analytica denen bir şirket Facebook verilerini sattı. Seçimlerde kullanılmak üzere İngiltere'de patladı bu olay, skandal. Ve bireyler Amerikan seçimlerinde kendi siyasi görüşlerine yakın mesajlar aldılar. Trump'ın başarısının altında bu var. Herkes de birebir bir siyasetçi, herkes de birebir iletişim kuramayabilir. Geçmiş yıllarda biz bunu nasıl yapıyorduk? Türkiye'de mesela kanaat önderleri vardı. Köylerde muhtara giderdiniz. Artık kırsal kesimin çok seçimlerde belirleyici yok ama. Bugün size doğrudan sizi etki altına alan bir sosyal medya var. Facebook var, Twitter var. Instagram var. Bu sizin genel profilinizi ortaya çıkartıyor. 10 mesajla sizin siyasi görüşünüz, 100 mesajınızla, beğeninizle sizin bütün profilinizi, aile yapınızı, zevklerinizi hepsini ortaya koyabiliyor. Bu müthiş bir şey.
İşte burada tıp neuroscience ile insan davranışlarını etkileyebiliyor. Bu da iktisadın rasyonel insan teorisinde tıbbın bir girişi. Tabii bu çok daha yeni bir konu. Yani biz matematiksel modellerle iktisadı takip ediyoruz, görüyoruz ama bu tıptaki bu yapay sinir ağlarının insanların davranışını etkilemek, yapay zekanın etkilemesi çalışmalar çok daha yeni ama çok daha etkili oluyor. Manipülasyon kelimesini kullanmak istemiyorum ama etkileyebiliyor insan davranışını. O zaman bizim tekrar geliyorum. Homo economicus, rasyonel insan, doğruyu eğriyi, ucuzu pahalıyı, iyi kötüyü bilebilen insan, olduğu düşünen insan teorisi ne kadar gerçekçi? İnsan rasyonel mi? Biz öngörebiliyor muyuz? İlginçtir mesela. Siyasi alanda ben Türkiye örneğini vermeyin. Batı'da demokrasinin kalbi olan Batı'da bile rasyonel olmayan politikalar daha kabul edilebilir hale geliyor. Bu konuda yapılan çalışmalar var. Batı'da zaten seçim sonuçları bunu gösteriyor. O zaman biz ekonomik kararlarımızda ne kadar rasyoneliz? Fizik ve tıp daha hatta tıp ne kadar iktisadi insanı etkileyebilecek? Ben şuna çevirmek istemiyorum konu. İşte çip yerleştirdiler, şu yaptılar falan demek istemiyorum ama görülen bir gerçek bu. Tüketim kalıplarımız bir şekilde belirleniyor artık e-ticaret arttığı için. Ve bu bizi yani yapay zekayla bir süre sonra bize uygun bir şablon teklifleşmeye doğru insanı götürebilecek. Küresel kültür. Çocuklar bu Kuzey şey Güney Kore'nin o şeyleriyle küçük çizgi filmleri veya şeylerle büyüyor. Pardon, mangalarla büyüyor. K-pop'la ergenliğini yaşıyor. Küresel hegemon bir şeyden bahsediyoruz burada. Ben bu konuşmada yani belli bir sonuca varmak yerine bir soruyu sorup siz zihinlerinizde bir şey yaratmaya çalıştım. Bir soru işaretinde kendinizce cevap nasıl verebilir? Ne olabilir? Sorusunun yankı bulmasına çalıştım açıkçası. Çünkü boyut olarak baktığımda çok da şey değil. Yani bizim ne diyor İngilizler? Beyond my comprehension. Bizim algımızın dışına çıkmış bir konu. İleri algoritmalarla, yapay zekalarla şey yapamıyoruz. Şu an algımızın ötesine geçiyor bazı bunlar. Ve ben bu soruyu size bırakıyorum. İnsan ne kadar rasyonel ve bu neuroscience'ın, nöropazarlamanın gideceği nokta neresi? Evet, zamanımı düzenli kullandığımı düşünüyorum. Fatma Hanım gibi. Sevgili katılımcılar teşekkür ediyorum.